Merhaba. Bu programa Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar ders kitabının 3. ünitesinde yer alan Sözleşmeler bölümüyle başlayacağız. Programda sözleşmeler, noterlik belgeleri, noterlik işlem formülleri başlıklarını ele alacağız. Kişinin bir hakkı kazanması hukuki olay veya hukuki fiil sonucunda gerçekleşir. Hukuksal sonuç doğuran insan davranışlarına ise hukuki fiil adı verilmektedir. Hukuki fiil, kişinin başkasını yaralaması, ona hakaret etmesi, satın aldığı telefonun bedelini ödememesi gibi hukuka aykırı bir davranış biçimde gerçekleşebilir. Kişiler günlük yaşamda hukuka uygun veya hukuka aykırı davranışlar sergileyebilirler. Bu davranışların sonucunda ise bazı borçların doğması mümkündür. Bu borçların kaynağı doğrudan kanun yüklediği bir yükümlülük olabileceği gibi genel davranış kurallarına aykırılık teşkil eden haksız fiil, sebepsiz zenginleşme veya hukuki işlem de olabilir. Bir hukuki işlemin tek kişinin irade beyanının yeterli olacağı biçiminde tek taraflı veya kira sözleşmesi ya da şirket sözleşmesinde olduğu gibi birden fazla taraflı olarak yapılması mümkündür. Buna göre birden fazla tarafın hukuki sonuç meydana getirmek üzere karşılıklı ve birbirlerine uygun irade beyanlarının uyuşmasıyla kurulan hukuki işleme sözleşme adı verilir. Tarafların sözleşme özgürlüğü ilkesi kapsamında kural olarak sözleşme yapıp yapmamaya, yapacakları sözleşmenin karşı tarafını seçmeye, sözleşmeyi istedikleri şekle bağlamaya, sözleşmeyi değiştirip ortadan kaldırmaya imkanları bulunmaktadır. Ancak aynı zamanda bu kuralın pek çok istisnası vardır. Söz gelimi kural olan sözleşme yapıp yapmama özgürlüğü iken örneğin elektrik ve su aboneliği sözleşmelerinin yapılması gerekli olabilir. Benzer şekilde kural sözleşmenin karşı tarafını özgürce seçmek iken isteyen tüm yolcuların bilet alabildikleri taşıma sözleşmesinde bu kurala istisna tanınabilir. Ayrıca sözleşmenin şeklinin de her zaman istenildiği gibi belirlenmesi mümkün olmayabilir. Bazen sözleşmeler kanunen veya kişiler tarafından iradi olarak şekli tabi tutulmuş olabilir. Sözleşmeler 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda veya diğer kanunlarda düzenlenen ya da kanunda düzenlenmemiş isimsiz sözleşmeler olarak ayrılabilir. Türk borçlar kanununda yer alan sözleşme tipleri ise şu şekilde sınıflandırılabilir. Mülkiyetin devri amacını güden sözleşmeler bu kapsamda satış, bağışlama, mal değişimi sözleşmeleri, kullandırma ve yararlandırma amacını güden sözleşmeler bu kapsamda kira, kullanım ödüncü, tüketim ödüncü sözleşmeleri, iş görme amacını güden sözleşmeler bu kapsamda hizmet, eser, vekalet, yayın, komisyonculuk, simsarlık sözleşmeleri, saklama amacını güden sözleşmeler, bu kapsamda genel saklama sözleşmesi, teminat sağlama amacını güden sözleşmeler bu kapsamda kefalet sözleşmesi, garanti sözleşmesi, sonuçları talih ve tesadüfe bağlı sözleşmeler, bu kapsamda sigorta sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, ortaklık sözleşmeleri, bu kapsamda adi ortaklık sözleşmesi. Noterler hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirme ve kanunlarla verilen başka görevleri yapmakla yükümlü tutulmuşlardır. Noterlik kanununun elinci maddesi uyarınca hiçbir hizmet veya görev noterlikle birleşemez. Ancak yargı mercilerinin vereceği işler, ilim ve hayır kuruluşları başkan ve üyelikleriyle hakemlik ve vasiyeti temfiz memurluğu görevleri bu hükme istisna tutulmuştur. Noterlik Kanunu Yönetmeliği'nin 93. maddesine göre şimdi sıralayacağımız noterlik işlemlerinde ilgili'nin fotoğrafının yapıştırılması zorunludur. Niteliği bakımından tapuda işlem yaptırılmasını gerektiren sözleşmeler, niteliği bakımından tapuda işlem yaptırılmasını gerektiren vekaletnameler, vasiyetname, mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış, gayrimenkul satış vaadi, vakıf senedi, Evlenme mukavelesi, evlat edinme, tanıma, mirasın taksimi sözleşmesi, boşanma davaları için düzenlenecek vekaletnameler. Noterler kanunların emredici hükümlerine aykırı konularda işlem yapamayacakları gibi görevleri dolayısıyla öğrendikleri sırları da kanunların emrettiği haller dışında açıklayamazlar. Stajyer katip veya katip adayları tarafından yapılmış olsa bile noterler bir işin yapılmamasından veya hatalı ya da eksik yapılmasından dolayı zarar görmüş olanlara karşı sorumludurlar. Hatalı olan çalışana rücu edilebilir. Bununla birlikte noterlik evrak ve defterleri, mahkeme, sorgu hakimliği ve cumhuriyet savcıları ya da resmi daireler tarafından konusu da belirlenmek suretiyle noterlikte soruşturmaya yetkili kılınan kimselerce incelenebilir. Noterler tarafından yapılan işlemler noterlik kanununda düzenleme, onaylama, örnek verme ve diğer işlemler olarak dörde ayrılmaktadır. Bu işlemler noterlik kanununun 200. maddesine göre noter odalarının ve Maliye Bakanlığı'nın mütalası alınarak Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Adalet Bakanlığı'nca onaylandıktan sonra Türkiye Noterler Birliği'nce bütün noterliklere dağıtılan formüllere göre yürütülür. Hazırlanan formüller tasdik tarihinden itibaren 4 yıl süreyle geçerli olup bu sürenin sonunda aynı süreyle yürürlükte kalması veya değiştirilmesi Birlik Kongresi'nin süre bitiminden önceki son toplantısında kararlaştırılır. Hukuk işlemlerinin noter tarafından düzenlenmesi bir tutanak ile yapılır. Bu tutanakta bulunması gereken hususlar şunlardır. Noterin adı ve soyadı ile noterliğin ismi, işlemin yapıldığı yer ve tarihi, ilgilinin ve varsa tercüman, tanık ve bilir kişinin kimlik ve adresleri ile ayrıca ilgilinin vergi kimlik numarası, ilgilinin hakiki arzusu hakkındaki beyanı, işleme katılanların imzaları ile noterin imza ve mührü, noter tarafından onaylama işlemi, Hukuki işlemlerin altındaki imzanın onaylanması, imzaya atan şahsa ait olduğunun bir şerhle belgelendirilmesi şeklinde yapılır. İmzası onaylanan iş kağıdının aslı, ilgilisine verilir ve imzalı bir örneği dairede saklanır. Onaylama, imzanın noter huzurunda atılması veya kendisine ait olduğunun ilgili tarafından kabul edilmesiyle gerçekleşir. Noterlik Kanunu'nun 94. maddesine göre noterler tarafından yapılan işlemlerin örnekleri ancak ilgililerine kanuni mümessil veya vekillerine ya da mirasçılarına verilir. Bu örnekler masrafı verilmek suretiyle o yerdeki noter eliyle diğer bir şehirdeki noterlikten de getirtilebilir. Noterler tarafından yapılan düzenleme onaylama ve örnek verme işlemlerinin dışında kalan işlemler diğer işlemler olarak adlandırılıp noterlik kanununun yüzüncü ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Bu programda hukuk dili ve adli yazışmalar ders kitabının 3. ünitesinde yer alan sözleşmeler bölümünü ele aldık. Bölümde yer alan sözleşmeler, noterlik belgeleri, noterlik işlem formülleri başlıklarına değindik. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.